İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu ve üyelerinden yol bulan işçilerine ziyaret. 138 gündür fabrikada grev yapan Özçelik İş Sendikası üyelerini ziyaret ederek sorunların gündeme taşımak ve çözüm yolu bulma noktasında taşın altına elini koyan Gazeteciler Cemiyeti işçilerle bir araya geldi. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar, yönetim kurulu ve üyelerini karşılayan Başkan Güngör, yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Değerli Başkanım, değerli emekli arkadaşlar, bugün aramızda İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve yönetim kurulu aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum, şereflerdir. Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinin bilgisini alan Genel Başkan Yunus Değirmenci, sendika görevlilerinin aracılığı ile görüntülü bağlanarak gazetecilere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Genel Başkan Değirmenci bu konuda gazetecilerin hakemliğinde görüşmelerin de yapılacağını belirtti. Özçelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, gazeteciler cemiyetinin bizi yalnız bırakmaması ve bu konuda çözüm noktasında üstlendikleri sorumluluk için kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Bugün çok özel bir gün. Emek ve alın teri mücadelemizin 138. günü. Biz daha önce Özçelik İş Sendikası İstemir'de 137 gün grev yaparaktan, emek ve alın teri mücadele yaparaktan büyük kazanımlar elde etti. Bugün itibariyle bu bölgede 138 günle İstemir'in grev rekorunu ekale ettik. Biz 138 günlük grev kutlu olsun derken amacımız greve çıkmak olmadığını ilk günden bu yana söylüyorum. Amacımız üretim yapmak. Üretim yaparaktan emekçilerin alın teri olan hakkını elde etmek. Ama tabii ki işverenler köle sisteminde çalıştıracağım, köle sisteminde devam edeceğim diyorsa 138 gün değil 1038 günde olsa bu mücadelemiz devam edecek arkadaşlar. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar bugün burada emek ve alın terinin karşılığını alamadıkları için grev yapan, yol bulan işçilerini ziyaret ederek yanlarında olduklarımızı belirtiyoruz. Bu konuda iki tarafında şefkatleriyle işin çözümü konusunda anlaşma sağlanmasını istiyoruz dedi. Grev yapan, yol bulan emekçilerle emek mücadelesinin yılmaz savunucuları, sembol isimleri Genel Başkan Yunus Değirmenci hep destek veriyor. Şube Başkanımız Mehmet Güngör her zaman yanlarında oluyor. Emek mücadelesinin kahramanları dik duruyor. Tam 138 güne gelmiş bulunuyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından hiç tanımadığımız, bilmediğimiz milyonlarca insan bizlere aş, yiyecek ve içecek gönderdi. Bizlere sıcak bir yuva oldu. Vicdanlar o kadar güzel işler yaptı ki hepimiz acılarımızı birbirimize sarılarak hafiflettik. Elimizdeki imkanları boğazımızdaki lokmayı paylaştık. İstiyoruz ki yol bulan metal yönetimi de bu greve son versin. Depremi yaşamış bir emekçi kardeşlerimize hakkını versin. Biliyoruz ki günümüz şartlarında emekçilerimizin aldığı maaş yetersiz. Bunun acilen iyileştirilmesi lazım. Emekçi dostlarımız temel haklarının en azından bir kısmını alabilmek, evlatlarına, ailelerine daha iyi şartlarda bakabilmek için verdikleri mücadelede yalnız değiller. Biz bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olan İskenderun Gazeteciler Cemiyeti olarak emekçi dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özçelik İş Sendikası Başkanı Mehmet Güngör ve yönetim kurulu her gün buradalar. İhtiyaçların giderilmesi noktasında mümkün olabildiğince kadar yardımlar yapılıyor. Yine Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve ekibi Türkiye'nin en onurlu emek mücadelesini veren yol bulan metal emekçilerine her ay nakdi ve aynı yardımlarla destek olmaya devam etmektedirler. Çok teşekkür ediyoruz. Yol bulan işçisi, bilen işçisi gelsin.